Hackleme kavramlarıyla devam ediyoruz. Hackleme nedir? Hackleme, bir sistemin kaynaklarına yetkisiz veya uygunsuz erişim elde etmek için sistem güvenlik açıklarından yararlanma ve güvenlik kontrollerinin ihlal edilmesi anlamına gelir. Oluşturanın orijinal amacının dışında bir hedefe ulaşmak için sistem veya uygulama özelliklerini değiştirmeyi içerir aslında. Hackleme, mülkiyeti çalmak ve yeniden dağıtmak için kullanılabilir. Bu da iş kaybına yol açar. Bazıları iş verilerinin kredi kartı bilgilerini, sosyal güvenlik numaralarını, e-posta şifrelerini ve diğer hassas verileri çalmak için kötü niyetli amaçlarla hacklederler. Hacker kimdir peki? Şimdi öncelikle hacker'ın bilgisayar yazılımı ve donanımı oluşturabilen ve keşfedebilen mükemmel bilgisayar becerilerine sahip bir birey olması gerekiyor. Bazı hackerlar için bir bilgisayarı hacklemek veya bir sistemi hacklemek aslında bir hobi. Hobi olarak yapıyorlar. Bazı hackerların niyeti ise bilgi edinmek veya yasa dışı şeyler araştırmak olabiliyor. Ama hackerların çoğu tabii ki de finansal kazanç için aslında hacklemeler yapıyorlar. Peki devam ediyoruz. Hacker sınıflarına baktığımız zaman aslında burada 8 sınıf ayrıldığını görüyoruz. Siyah şapkalı hacker. Bunlar tamamen kötü niyetli olan hackerlar. Yani bunların hedefleri izinsiz ve yetkisiz bir şekilde bir sisteme giriş yapıp bilgi çalmak, bilgileri bozmak veya üzerine oynamak. Beyaz şapkalı hackerlar ise aslında bizlerin yaptığı meslekteyim. İddia edilen bilgisayar korsanlığı becerilerini savunma amacıyla kullanan ve aynı zamanda güvenlik analistleri olarak bilinen kişiler, sistem sahibinden izinleri var bu hackerların. Yani bu şu demek, bir pentest sürecinde biz eğer bir penetration test olacaksa tabii ki de firmadan izinsiz bir şekilde yapmıyoruz bunu. Firmanın belirlediği bir kapsam oluyor ve o kapsam üzerinde yapıyoruz. Yani o kapsamın dışarısına çıkmıyoruz. Firmanın işte 10 tane URL var mısa mesela ve sadece 8'ini yapacaksak buradaki testi sadece 8, şirket tarafından 8 tanesi belirlendiyse müşteri tarafından o zaman sadece bu 8 tanesini yapıyoruz. Diğer 2 tanesine hiç bakmıyoruz bile arkadaşlar. Gri şapka çeşitli zamanlarda hem savunmada hem saldırıda çalışan kişiler. Bunlar aslında beyaz şapka ile siyah şapkanın karışımı olabilir. Birazcık asi takılan hackerlar diyeyim. İntihar hackerları yani suicide hackers bir sebep için kritik altyapıyı çökertmeyi amaçlayan ve hapis cezası veya başka türlü bir ceza ile karşılaşmaktan çekinmeyen kişilerdir. Bunlar artık yolun sonuna kadar devam ediyor yani ne olacaksa olsun kafasındalar. Script Kiddies ise senaryo çocukları gerçek bilgisayar korsanları tarafından geliştirilen komut dosyalarını, araçları ve yazılımları çalıştırarak bir sistemi tehlikeye atan bunlar vasıfsız hackerlar. Yani aslında bir bilgisayar becerisi yok. Bulduğu komutları yayıyorlar ve onlar sayesinde sistemleri hackliyorlar diyeyim. Siber teröristler bilgisayar ağlarının geniş çapta bozulması yoluyla korku yaratmak için dini veya siyasi inançla motive olan çok çeşitli becerilere sahip bireylerdir. Devlet destekli hackerlar ise hükümet tarafından yani devlet destekliyor bunları aktivitelerini diyeyim. İşte diğer devletleri üzerinde casusluk yapmak için olabilir veya farklı sebeplerle olabilir. Onları diğer işte devletlerin bilgi sistemlerine sızmak ve onlardan bilgiler almak için aslında kendi devletinin desteklediği hackerlar. Hacktivistler ise bilgisayar korsanlığı yoluyla özellikle web sitelerini bozarak veya devre dışı bırakarak siyasi bir gündemi destekleyen kişilerdir. Peki ilk ekleme aşamasına bakıyoruz. Keşife. Keşif, bir saldırganın bir saldırı başlatmadan önce bir hedef hakkında bilgi toplamaya çalıştığı hazırlık aşamasını ifade eder. Yani burada aslında bir saldırı başlatmıyoruz. Buradaki temel amacımız bizim bilgi toplamak. Bu bilgi hedef hakkındaki geniş ölçekte daha fazla şey bilindiğinde bir saldırı için giriş kolaylığı açısından not edilen gelecekteki dönüş noktası olabilir. Keşif hedef aralığı, hedef kuruluşu, müşterilerin çalışanlarını, operasyonlarını, ağını ve sistemlerini içerebilir. Keşif türlerine baktığımız zaman pasif keşif,
ve aktif keşif olmak üzere ikiye ayrılıyor. Pasif keşifte hedefle doğrudan etkileşime girmiyoruz. Bu şekilde bilgi toplamayı içeriyor. Örnek olarak kamu kayıtlarını ve haber bültenlerini aramak gibi. Aktif keşifte ise hedefle herhangi bir yolla doğrudan etkileşime giriyoruz. Bunun arasında işte hedefin info kısmında veya teknik departmanında yapılan telefon aramaları gibi arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci aşama tarama aşaması. Ön saldırı aşamasında tarama saldırganın keşif sırasında toplanan bilgilere dayalı olarak belirli bilgiler için ağıt aradığı saldırı öncesi aşamayı ifade ediyor. Bağlantı noktası tarayıcısı ise tarama, çeviriciler, bağlantı noktası tarayıcıları yani port scanner, ağ tarayıcıları, ping araçları ve güvenlik açığı tarayıcıların kullanımını içerebilir. Burada asıl amaç hedef sistemde kaç tane port açık, değil mi? Port scannerlarda. Bu portlar hangi servislere hizmet ediyor, hangi servisler var ve belki de işletim sistemi, kullandığı işletim sistemi bunları öğrenmek olabilir. Örneğin bir sisteme port scanner yaptığımızda yani bağlantı noktası taradığımızda belki 2, belki 3, belki daha fazla, belki daha az portun o an aktif olduğunu, o portların hangi port numaraları üzerinde çalıştığını, örneğin 80'se HTTP portu, 443 HTTPS, 22 SSH gibi bunları öğrenebiliyoruz. Bilgi ayıklama ise saldırganlar saldırı başlatmak için canlı makineler, bağlantı noktası durumu, işletim sistemi ayrıntıları ve cihaz türü ve sistem çalışma süresi gibi bilgileri alırlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki aşamamız ise erişim kazanma. Yani buraya kadar önce keşif yaptık. Devamında tarama yaptık. Şimdi artık erişimi kazanmaya çalışıyoruz. Erişim elde etme, saldırganın hedef bilgisayar veya ağ üzerindeki işletim sistemine veya uygulamaya erişim elde ettiği noktayı ifade ediyor. Saldırgan işletim sistemi, uygulama ve ağ düzeyinde erişim elde edebilir. Sistemin tam denetimini elde etmek için ayrıcalıkları yükseltebilir. Yani bir erişim elde ettiğimizde ilk başta belki bir guest veya user ayrıcalığına sahip olabiliriz. Ama belirli prosedürlerden sonra ayrıcalıkları yükselterek admin ayrıcalığına geçebiliriz. Domain admin olabiliriz. Bu süreçte hedefin bağlı ara sistemleri de tehlikeye atılır tabii ki de. Örnekler arasında parola kırma, ara bellek taşmaları, denial of service ve oturum ele geçirme yer alır arkadaşlar. Erişim sürdürmeye baktığımızda erişimin sürdürülmesi saldırganın sistemin sahipliğini elinde tutmaya çalıştığı aşamayı ifade eder. Saldırganlar özel erişimlerini backdoors, rootkitler veya Trojan virüsleri ile güvence altına alarak sistemin diğer saldırganlara ait olmasını engelleyebilir. Saldırganlar sahip bulunan sistemdeki verileri, uygulamaları ve yapılandırmaları yükleyebilir, indirebilir veya manipüle edebilir. Saldırganlar güvenli ihlal edilmiş sistemi daha fazla saldırı başlatmak için de kullanabilirler. En son artık izleri temizlemeye doğru ilerliyoruz. İzleri temizleme bir saldırganın kötü niyetli eylemleri gizlemek için gerçekleştirdiği faaliyetleri ifade eder. Yani burada keşif yaptık, tarama yaptık, erişim elde ettik, erişimi sürdürdük ve artık sistemde işimiz bitti. İstediğimizi elde ettik. Devamında ne yapmamız lazım? İzleri temizlememiz lazım ki karşı tarafın ruhu duymasın, değil mi? Burada kurbanın sistemine fark edilmeden ve de yakalanmadan sürekli erişim sağlamayı ve kavuşturmaya yol açabilecek kanıtları silmeyi içerir. Saldırgan şüphelenilmemek için sunucu, sistem ve uygulama günlüklerinin üzerine yazar. Peki devam ediyoruz etik ekleme kavramları ile. Etik ekleme güvenlik açıklarını belirlemek ve sistem güvenliğini sağlamak için hackleme araçlarının ve tekniklerinin kullanılmasını içerir. Saldırganlar tarafından bir sistemin güvenliğinde kötüye kullanılabilir. Güvenlik açıklarının varlığını doğrulamak için kullanılan tekniklerin simülasyonuna odaklanır. Etik hackerlar ilgili makamların izniyle bir kuruluş için güvenlik değerlendirmeleri gerçekleştirirler. Yani etik ekleme peki neden gerekli? Burada aslında olay şu. Bir hacker'ı yenmek için onun gibi düşünmemiz gerekiyor. Yani
biz kötü niyetli siyah şapkalı hackerların saldırılarında uygulayacağı teknikleri ve prosedürleri bilmeliyiz ki buna karşı önlemler alabilelim. Yani bir pentest sırasında aslında bizim yaptığımız gerçekten bir saldırı olsa ve bu sistem üzerinde ne tür zafiyetler üzerinden ilerleyebilir? Bunları aslında test ediyoruz. Ve bunları müşteriye bildirerek bu zafiyetleri kapatmalarını tavsiye ediyoruz, değil mi? Bekliyoruz. Burada olayımız bu aslında arkadaşlar. Peki kuruluşlar neden etik hackerları işe alıyor? Yani hackerların bahsettiğimiz gibi kuruluşun bilgi sistemlerine erişimini önlemek için, değil mi? Yani zafiyetleri öğrenmek için ve devamında kapatmak için. Güvenlik açıklarını ortaya çıkarmak, evet zafiyetleri ortaya çıkarmak dedik. Kuruluşun güvenlik duruşunu analiz etmek ve güçlendirmek için, güvenlik ihlallerini önlemek için, müşteri verilerinin korunması için ve güvenlik farkındalığını arttırmak için etik hackerları işe alıyor kuruluşlar. Şimdi etik hackerlar aslında aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışıyor. Saldırgan hedef sistemde ne görebilir? Kendisi de bunları aslında görmeye çalışıyor ki eğer demek ki bir etik hacker görebiliyorsa o zaman siyah şapkalı bir hacker da görebilir demek oluyor bu. Bir davetsiz misafir bu bilgilerle ne yapabilir? Hedef kuruluştaki herhangi biri davetsiz misafirlerin girişimlerini veya başarılarını fark ediyor mu? Bilgi sistemin tüm bileşenleri yeterince korunuyor mu? Güncellemeler zamanında yapılıyor mu? Ki çok önemli güncellemeler ve yamalı mı? Yeterli korumayı elde etmek için ne kadar zaman, çaba ve para gerekir? Ve bilgi güvenliği önlemleri yasal ve sektör standartlarına uygun mu? Aslında bu soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Kapsam ve sınırlara baktığımız zaman kapsamda etik hackerlık, risk değerlendirmesi, denetim, dolandırıcılıkla mücadele ve bilgi sistemleri güvenliği uygulamalarının çok önemli bir bileşeni, riskleri tanımlamak ve düzeltici eylemleri vurgulamak için kullanılır. Ayrıca güvenlik açıklarını çözerek ICT maliyetini de azaltır. Sınırlamalarda ise işletmeler ve ne aradıklarını ve sistemleri hacklemek için neden dışarıdan bir tedarikçi tuttuklarını bilmiyorlarsa deneyimden aslında kazanacakları pek bir şey yok. Yani sadece yapmak için yapmamak lazım. Kuruluşun da bu bilince sahip olması lazım aslında. Etik bir bilgisayar korsanı, bir hacker yalnızca kuruluşun güvenlik sistemini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Ağa doğru korumayı yerleştirmek kuruluşun sorumluluğundadır aslında. Peki bir etik hacker'ın becerileri neler? Teknik ve teknik olmayan beceriler olmak üzere aslında iki farklı şekilde inceleyebiliriz. Teknik beceriler arasında Windows, Unix, Linux, Macintosh gibi işletim sistemlerinin hakkında derinlemesine bir bilgi sahibi olması gerekiyor. Ağ kavramları, teknolojileri ve ilgili donanım ve yazılımlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olması gerekir. Teknik alanlarda deneyimli bir bilgisayar uzmanı, güvenlik alanları ve ilgili konular hakkında bilgi sahibi, sofistike saldırılar başlatmak için yüksek teknik bilgiye sahip olması gerekir. Teknik olmayan beceriler arasında ise hızlı bir şekilde öğrenme ve benimseme yeteneğinin olması gerekir. Güçlü bir iş ahlakı olmalı, değil mi? Çünkü aslında çok ince bir çizgide etik hackerlık sonuçta diğer tarafa kayma potansiyeli çok yüksek maalesef. O yüzden güçlü iş ahlakının burada önemi oldukça büyük. Kuruluşun güvenlik politikalarına bağlı kalması gerekir. Yerel standartları ve yasalar hakkında farkındalığının olması